Evet arkadaşlar, dördüncü soruya geldik. İncelediği 12 Mayıs 2020 tarihli günlük yerel gazetede Uşak şehri ile ilgili aşağıdaki görselle karşılaşan 8. sınıf öğrencisi Mehmet gazeteyi fen bilimleri öğretmenine götürmüş. Öğretmen de Mehmet'in bu görselle ilgili arkadaşlarını bilgilendirmesini istemiştir. Mehmet arkadaşlarının aşağıdaki bilgileri vermiştir. Buna göre diyor Mehmet'in verdiği bilgilerden hangileri doğrudur? Bakalım şimdi tabloya baktığımızda bu Uşak şehrinin 12 Mayıs 2020 tarihindeki neyini söylüyor bize? Saat saat bakın hava değişimlerini, hava olaylarını ve sıcaklıkları bize bildiriyor. Buna baktığımızda bu görseldeki verileri hazırlayan ve değerlendiren bilim insanlarına meteorolog denir. Evet, bu bilim dalına da meteoroloji diyoruz. Biliyorsunuz kısa dönemde. Eğer bu uzun dönemde ortalama sıcaklıkları alsaydı bir önceki sorudaki gibi. Buna da ne diyorduk? Klimatoloji ve klimatologlar inceliyor diyorduk. Yani bu doğru bir bilgidir. Görselden Uşak şehrinin iklimi ile ilgili kesin bilgilere ulaşabiliriz diyor. Biz buradan iklimi ile ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü bu kısa bir aralık, yani bir günlük, hatta şuraya baktığımızda 5 günlük bir veriyi veriyor. Yani kısa bir dönemdeki veriyi veriyor. Dolayısıyla bu Uşak'ın genel iklimi ile ilgili kesin bilgi bize ne yapmaz? Vermez. Çiftçilerin ve pilotların işleriyle ilgili kararları etkileyen veriler içermektedir. Evet, biliyorsunuz biz bazı meslek gruplarında ne yapıyoruz? Yaptığı işleri günlük hava olaylarına göre düzenlediklerini biliyoruz. İşte sis anında uçakların inememesi, işte yağış anında inememesi gibi etkenler buna etkilidir. Yani bu da doğru bir veridir. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 olarak işaretlenebilir.